Merhaba değerli insanlar, esenlikler. Dün yayınladığım videoda ses kısıklığı olmuş. Sonradan baktım, kontrol ettim, cihazı gerçekten sesi kısıkmış. Umarım ayarladım ama tekrar iyidir yani şu anda. Herkesten özür dilerim bu konuda. Ama ben kontrol ettiğimde, yani çekimi yaptıktan sonra tabii tekrar dinliyorum, kontrol ediyorum. Benim şeyde vardı, cihazda ses bayağı, o kadar hızlı değil ama vardı. Ama gerçekten kısıkmış. Şimdi gür sesle başka bir videoda başka birini dinleteceğim arkadaşlar size. Birini dinleteceğim. Artık Türkiye'de gericilik hortladı. Saldırmaya başladılar. Bütün değerlerimize saldırmaya başladılar. Dilimize dahi saldırmaya başladılar. Yani dil devrimine bile saldırmaya başladılar. Bol bol Atatürk'e saldırıyorlar. Atatürk'ün yaptığı devrimleri kendileri için işte yıkım olduğunu falan söylüyorlar. Batı medeniyetini yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Türk insanının gerçekten uygar ülkeler arasında yer almasını istemeyen bu yobazlar arkadaşlar, gün gelecek tarihin çöplüğüne atılacak hepsi. Hepsi. Çünkü tarihi, insanlık tarihini geriye doğru işletmek mümkün değil. Bir an için duraksatabilirsiniz. Bir an için engelleyebilirsiniz. Ama tarih mutlaka ileriye doğru gidecektir. İnsanlık tarihi. Çünkü bu böyle olmuştur. Bugün ağaç kovuklarında yaşayan ilkel komünal dediğimiz insan toplumu bugün Çin'den Amerika'ya, Amerika'dan Rusya'ya havadan gidip geliyor. İnsanlar dünyanın her tarafına istediği anda, istediği saatte hem havadan hem karadan erişiyor. Ve bu atak son yüzyılda son sürat devam ediyor, edecek. Yobazlar buna engel olamayacak. Şimdi sizler arkadaşlar, bunu dinleteceğim bir, bu tam yobaz. Tam bir Atatürk Cumhuriyet düşmanı yani. Tam yobaz. Bakın dinleyin. 3,5 dakikalık bir videosu var arkadaşlar. Cem kulağıyla dinleyin. Daha önce bir videosunu yapmıştım bunun. Yalanını, yani bu İstanbul Sözleşmesi'nin 32. maddesinin bilmem C şıkkını nasıl yorumladığını size göstermiştim. Şimdi burada da bakın ne diyor. Düşünmek için size ikram ettiği beyninizi düşünme noktasında iptal etmeyin. Düşünün yarınlara dair neler yapacaksınız. O yapmanız gerekenler Allah'ın buyruğuna, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun mu, bunun üzerinde düşün. Eğer düşünme yoksa orada taklit var. Batılı adam evinde nasıl yaşıyor? Sokağında, okulunda, cemiyetinde nasıl bir hayatı var? Ekranları nasıl? Eğlence merkezleri, onlar gibi bir hayat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında bu hayatı 15 asır önce haber vermiş. Buyurmuştu ki لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُهْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ قَالَ فَمَنْ Buyurdular ki sizden öncekilerin yoluna, menhecine, hayat tarzına karış karış uyacaksınız, zira zira uyacaksınız. Öyle ki onlar bir kelerin deliğine girseler, orada koku, orada necaset, orada pislik var. Siz düşünmeden o kelerin deliğine gireceksiniz. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hayret içerisinde. Biz ki içinde Ebu Bekir var, biz ki içinde Ömer var, Osman, Ali radıyallahu anhum. Bunlar ya Resulallah, ahirete gittikten sonra, bizden sonra insanlar gelecekler. Onlar sizin muazzez yolunuzu bırakacaklar. Kadınları bırakacak,
kızları, delikanlıları bırakacaklar. Onlar bizden öncekilerin yoluna girecekler. Hem orada ahlaksızlık, iffetsizlik, onursuzluk olsa da girecekler. Olur mu ya Resulallah? Kim bunlar diye sorunca, ta'ni el-yehuda ve nasara deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kâle femen, onlardan başka kim olabilir? Kardeşlerim, 100 yıl önce batıl adamın evini aldılar, aile hayatını aldılar, sokağını, cemiyetini, okulunu aldılar, senin okuluna dayattılar, mektebine dayattılar, harf inkılabı yaptılar, ulemanı dar ağacına gönderdiler, seni ecdadının, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez yolundan koparmak için nice operasyon yaptılar. Şimdi sen bunları görürsen, yapılanları idrak edersen, tarihi masal niyetine değil de ibret almak, yarına dair projeler geliştirmek için okursan, o zaman senin evinde yeniden Barbaroslar, Fatihler, Yavuzlar yetişecek. Senin kızın Fatıma, Hatice, Zeynep olacak Allah'ın inayetiyle. Rabbim yeniden olduracak bizi, erdirecek bizi. Evet, bu kadar arkadaşlar. Video bu kadar. Diyor ki okullarını aldılar elinden. Yani harf devrimi yaptılar. Senin okullarına dayattılar. Bu şu andaki konuştuğumuz dili. Kendisi de aynı dili konuşuyor zaten. Yobazoğlu Yobaz. Okul mu vardı ya? Yalan bir. 100 yıl önce Türkiye'de, Anadolu'nun neresinde okul vardı? Yalancı sahtekar. Neresinde okul vardı? Kadınlarda okuma yazma oranı binde beş. Bin kadından 5 kadın ya biliyor ya bilmiyor. Erkeklerde %5, %6. Okul nerede ya? Okul nerede? Ben 65 yaşındayım, benim annem okuma yazma bilmez. Babam 3. sınıftan mezun. Kaldı ki Cumhuriyet dönemi. Osmanlı döneminde okul nerede? Hangi okulu kapattılar? Hangi okulda yeni harf devrimini dayattılar? Harf devrimi dediği şey dilimiz arkadaşlar, Türkçe. Senin Arapçan, Arapların yazmasını, okumasını bilmezken Türklerin alfabesi vardı be. Konuşuyordu, yazıyordu. Orun yazıtları var. Git incele. Yobaz. Ne yapacaktık yani? Dil devrimi olmayacaktı, harf devrimi olmayacaktı da Arapça mı konuşacaktık? Osmanlıca'ya mı takılıp kalacaktık? Uydurma dile. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, diyor ki Ebu Bekir, Muhammed, Ebu Bekir, Osman, Ali, Ömer, Ali ki bunlar var diyor. Yani bunları örnek alak. Bunlar gibi yaşayalım. Ayşe gibi, Fatıma gibi yaşayalım diyor. Batıyı komple yerin dibine sokuyor. Güya kendi kafasına göre onların yaşamına bak diyor. Pislik diyor. Şuradan şunu söyleyeyim. Batı da insanlar adam gibi yaşıyor. Hem de adam gibi. Birbirinin karılarına bakmıyorlar. Çocuklarının ırzlarına geçmiyorlar sizin gibi. Taciz, tecavüz etmiyorlar küçük küçük çocuklara. Ve kimsenin de hakkını yemiyorlar. Ben burada arkadaşlar Avrupa'da yaşayan insanlar diyorum. Herkes kendi işinde, gücünde sizin gibi dedikodu, yalan, hırsızlık, güce biat etmiyor. Adam gibi yaşıyorlar. Şunu da söyleyeyim, pislik diyor. Buradaki Avrupa'daki insanların hemen hemen çoğunun tuvaleti senin mutfağından temiz. Yobaz oğlu Yobaz. Bunu da söyleyeyim yani. Evet, tuvaletleri senin mutfağından temiz. Geldi, Müslümanlar geldiler, Almanya'nın sokaklarını kirlettiler. Sokaklarını tertemizdi. Pislik kim ya? Şimdi yıllardır bize anlattınız. Yıllardır. Senin deden de anlattı aynı şekilde. Bu dini bize dayatanlar yıllardır anlattı. İslam'ın üstün olduğunu, Müslümanların Avrupa'dan, Batılılardan üstün olduğunu, temiz olduğunu. Ama devran geldi döndü,
Bizler Avrupa'ya geldik, gördük ki hiç sizin dediğiniz gibi değil. Tam tersi. Tam tersi. Kendi pisliklerinizi bir başkasının üzerine yıkarak kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Diyor ki Muhammed var, Ebu Bekir var, Osman var. Arkadaşlar, Müslüman arkadaşlar, Ebu Bekir dediği adam 6 yaşındaki kızını 6 yaşındaki kızını 50 yaşındaki Muhammed'e teslim eden adamdır. Kaldı ki 9 yaşında da evlilik yaptığı söylenir zaten. Muhammed dediği adam, öve öve bitiremediği, salavat getirdiği adam 11 yaşındaki kızını 40 küsur yaşındaki Osman'a teslim eden adamdır. Bakın arkadaşlar, ben size göstereyim. Bunlar kendi kaynaklarında vardır. Osman 615'te hicret eder. Nereye? Habeşistan'a. Açın İslam tarihini okuyun. Habeşistan'a hicret ettiğinde Muhammed kızını ona vermiştir. Evlidir. Beraberinde götürür Osman. Kimi? Rukiye'yi. Rukiye o zaman kendi kaynaklarından yine söylüyorum. O zaman 11 yaşında. Hatta evli, amcasının, Muhammed'in amcasının oğluyla evli. Oradan da alır, boşatır, Osman'a verir. 11 yaşındaki çocuk. Kimin ahlakından bahsediyorsun? Terbiyesiz. Ve aynı Ömer, ahlak abidesi dediği Ömer, Ömer kızının kocası ölmüştür. Elinden tutar Hafsa'nın. Ebu Bekir'e der ki al sana vereyim. Bunlar hepsi arkadaş arkadaşlar. Bunların hepsi arkadaş. Arkadaş bunlar. Kızının elinden, kocası yeni ölmüş, kızının elinden tutar Ebu Bekir'e götürür. Al sana vereyim. Ebu Bekir der ki ben istemem. Osman'a verir. Gel der, Osman'a vereyim seni. Osman da almaz. Götürür. Muhammed der ki getir, bana getir. Götürür, Muhammed'e verir. Hangi haysiyet onurdan bahsediyorsun sen? Yobaz oğlu yobaz. Ömer dediğin adam halife olunca Ali'yi çağırır, Ali'nin kızını çağırttırır. Gönder kızını bakayım. Mecbur kalır. Ali kızını gönderir. Bir sopayla kızın eteğini yukarı kaldırır. Altına bakar. Çocuk 11 yaşında o zaman. Ömer 60 küsur yaşında. Ahlaksız. Bunları örtün. Halka anlatmayın. Batı terbiyesiz, Batı ahlaksız, Batı pis, neces diyor. Neces olan sensin ya. Bugün Türkiye'de görüyoruz, İslam coğrafyasında görüyoruz, erkek demiyor, kız demiyor. Çocukların hırzına geçiyorsunuz ya. Kur'an kursunda, caminin içerisinde çocuklara tecavüz ediyorsunuz. Birbirlerinizin karısını muska yazıyorum diye ayartıyorsunuz. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ahlaksız. Arkadaşlar bakın, dediğim şeyin ben arkasındayım. Hiç ezbere konuşmam. Her şeyin belgesi vardır. Bu da kendi kaynaklarındadır yani. Kendi kaynaklarında. Bakın göstereyim size. Rukiye kaç yaşındaymış? Buyurun. Burada yazılı hepsi. Bütün çocuklar. Bakın Rukiye. Ne diyor? Bakın arkadaşlar. Rukiye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam doğduğunda 33 yaşındaydı. Yani Rukiye doğduğunda peygamber 33 yaşındaymış. Peygamberlerinin doğumu kaç arkadaşlar? 571. 571 artı 33 olduğu zaman ne olur? 604. 604 doğumlu. 604. 615'te de Habeşistan'a göç eder Osman. Hicret eder. 615'te ve Rukiye ile evli göç ettiğinde. Açın, okuyun. İslam ansiklopedisini açın. Orada Rukiye'yi bulun, okuyun. Osman'la birlikte hicret eder. Kaç yaşında? 11 yaşında. Osman kaç yaşında? Bakın, Muhammed 33 yaşında doğduğunda. 33 yaşında. Doğduğunda. Osman da bundan 3 yaş küçük. Yani Osman 30 yaşındaymış. Rukiye'nin doğduğunda Osman 30 yaşında.
41-42 yaşındaki Osman'a 11 yaşındaki çocuğu veriyorsun. Bunu normal karşılıyorsun. Diğer taraftan medeni hukuku benimsemiş, modern yaşamı benimsemiş insanlara necis diyorsun, pis diyorsun ya, ahlaksız. Değerli insanlar, bunların sayfalarına girin. Bunların kaynakları var. Bütün kaynakları var. Bunları yazın oraya. Lütfen. Söyleyin, sorun. Kendi kaynakları bunlar. İslam ansiklopedisinde yazar, kaynaklarda yazar, peygamberin hayatında bunların hepsi yazılı. Şimdi bakın. Değerli insanlar, Ebu Bekir dediği adam, dediğim gibi 6 yaşındaki kızını Muhammed'e verir. 9 yaşında evlenir o da. Muhammed kızını 12 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında Ali'ye verir. Ali'nin kızını Ömer 11-12 yaşında, Ömer 60 yaşında o onu alır. Bunu Anadolu'daki Müslümanların çoğu bilmez. Birbirlerinin çocuklarını, kız çocuklarının ırzına geçiyorlar, tecavüz ediyorlar. Adına da evlilik diyorlar. Evlilik olur mu arkadaşlar? 11 yaşında, 12 yaşında çocuğun evliliği olur mu? Sap yiyip saman sıçıyorlar. O zamanlar yok, iklimden dolayı Arap çocukları, kız çocukları fazla gelişiyormuş da, bilmem ne yapıyormuş da, bugün dünya daha da ısındı. Sıcaklar daha da fazla eskisinden. O zaman kız çocuklar için 5 yaşında gelişmesi lazım Arabistan'da. Böyle de utanmaz, arlanmaz argümanlar koyuyorlar ortaya. Şunun konuştuğu lafa bak. Okulları bilmem ne yapmıştı, okul mu vardı? Sahtekar. Atatürk'ün sayesinde bugün bu dile sahip olduk. Okuyoruz, yazıyoruz, konuşuyoruz, bilim yapıyoruz. Fatih'i örnek veriyor. Yavuz'u, Fatih'i örnek veriyor. Kendi çocuklarını, Beşik'teki çocuğu doğrayan, kesen insana örnek veriyor. Değerli insanlar, gerçekten çok tehlikeli. Bunlar insanlık için tehlikeli. Sadece Türkiye için değil. İnsanlık adına bunlar tehlikeli. Bu kadar yobaz bunlar. Türkiye'de görüyorsunuz tarikatlar, cemaatler, cami imamları, hocalar çocukların ırzına geçiyorlar. Çocuklara saldırıyorlar. Çocuklara saldırıyorlar artık. Çocuklara. Yarın önünü hiç alamazsınız bunların. Çocuğunu mecbursun Kur'an kursuna, şuraya buraya medreseye gönderme. Medresede çocuğunu senin elinden alırlar. Körpe körpe çocukların ırzına geçer bunlar. Gidelim bunların sayfalarına. Yazalım bunları. Hepsi belgeli. Hepsi belgeli. Muhammed'in çocukları, küçük küçük çocuklarını everdiği belli. Hepsi 8 yaşında, 6 yaşında. Koca koca insanlara veriyorlar. Birbirleriyle değişiyorlar. Ahlak denen bir şey yok. İnsanlık denen bir şey yok. O gün normaldi diyor. O gün normal da olsa bugün de değil işte. O gün de normal olamaz. Çocuk olamaz. Hayvan bile hayvan. Hayvan. Ufak hayvana ilişmez ya. İlişmez. Hayvandan da adisin. Zaten adisin. Çocuğa ilişiyorsun. Hepsinin yaşantısı kümes hayvanları gibi arkadaşlar. Bir erkek 9-10 kadın. Bir erkek 9-10 kadın. Tıpkı kümes hayvanları gibi. Muhammed dahil. Bir yaşantı. Onu özendirmeye çalışıyor Türk insanına. Terbiyesiz adam. Çık yanıt ver göreyim. Osman hicret ettiğinde 615'te Rukiye kaç yaşında? 11 yaşında. Bu mu senin istediğin düzen? Sen kızını verir misin 50 yaşında adama? 11 yaşındaki kızını verir misin? Ver Müslüman olduğunu bileyim. Öyle konuşmakla olmaz. Değerli insanlar, bilmiyorum. Bilmiyorum bunlarla nasıl başa çıkacağız.
bu insanlık düşmanlarıyla nasıl başa çıkacağız? Bu ahlaksızlarla nasıl başa çıkacağız? Baştaki görgüsüz, bilgisiz, kültürsüz, tahsilsiz, diplomasız bunlara cesaret verdi. Bunlara cesaret verdi bu sırtlan bunlar. İnsanlığa zarar bunlar. Sadece Türk insanlığı değil, dünya insanlığına zarar bunlar. Bir toplu yine üretmediler bugüne kadar. Hep üretileni aldılar, kullandılar. Ondan sonra da üreten insanlara çamur attılar bunlar. Adi adam, çocuğuna gidip aşı yaptırıyorsun. Kıza mı aşısı yaptırıyorsun, süt çiçeği aşısı yaptırıyorsun, beşi bir arada yaptırıyorsun. Hastalandığın zaman ilaçları kullanıyorsun, ameliyat olacağın zaman anestez kullanıyorsun. Sen mi buldun bunları? Bir katkın var mı dünya insanlığına? Salgın geldi işte, şimdi salgın bekliyorsun. Aşı bulsunlar da sokağa çıkasın, hacca gidesin. Terbiyesiz. Esen kalın değerli insanlar. Uf, ne yapayım, ne söyleyeyim bilemiyorum. Yani. Bunları dinledikçe insanlığından çıkıyorum ya. Bunlardaki beyin insan beyni değil mi ya? Sana devlet kurmuş, ya fikir ideolojik olarak da belki sevmeyebilirsin. Ama bir devlet kurmuş, bir düzen kurmuş, dilini kazandırmış. Ne istiyorsun? Ahlaksız. Bunların kıymetini bilmediğimiz için işte biz Türkiye'de yaşayan insanlar, mesela Kürtlerin dilini yasakladılar, kimliğini yasakladılar yıllardır. Aynı zihniyet işte. Dil kıymeti bilmediği için başka halkın dilini yasaklıyorsunuz. Kimliğini yasaklıyorsunuz. Zihniyet bu zihniyet işte. 70 yıldır devam ediyor. Esen kalın arkadaşlar.